Siyafix.com'dan herkese selamlar. Ben Tuğbaz. Bu videomuzda Windows 10 ya da 11 yüklenirken siyah ve mavi ekran hatası veriyor konusuna değineceğim. Windows 10 ya da 11 kurulum sonrası donma sorunu ya da siyah ekran, mavi ekran hatası ile mi karşılaşıyorsunuz? Veya Windows 10 ya da 11 kuruldu, ekran parlaklığı ayarı yok, gece ışığı yok. Bu ayarlar asla çalışmıyor mu? İşte düzeltmenin adımları arkadaşlar. Windows 11 çıktığında bilgisayarı temiz format ile kurulum yapmaya çalıştım. Tüm kurduğum bilgisayarlarda Windows 11 sorunsuz yüklenip çalışırken tek bir bilgisayarda belki 10 kere format attım ama kurulum sonrasında hep dondu ya da siyah ekran ya da mavi ekran hatasıyla karşılaştım. 5 gün bu sorun ile uğraştım. Belki de pek çok bilgisayarda aynı sorun vardır. Çünkü Windows 10'un eski ISO'sunu kurmak istediğimde de aynı sorun oluştu. Yani Windows 11'de değil de Windows 10'un son ISO'larında da aynı sorun ile karşılaşıyordum. Peki sorun nedir? Nasıl düzeltilir? İşte bugünkü videomuzun konusu bu arkadaşlar. Windows'ta mavi ekran hatası ya da siyah ekran hatasını nasıl düzelteceğiz. Temiz kurulum yaptınız, kurulum bitti ve Windows açıldı. Eksik güncellemeleri yaparken bilgisayarın donması ardından siyah ya da mavi ekran ile karşılaşmanızın sebebi büyük ihtimal ile driver hatasıdır. Özellikle de görüntü sürücüsü ile olması daha büyük bir ihtimaldir. Windows 10 ve 11'de ekran sürücüsü Nvidia olan bilgisayarlarda da bu hata ile karşılaşmazken ekran sürücüsü AMD olan bilgisayarda bu sorun bir çıkmaza girdi. Ama sonunda bu sorunu düzeltebildim. İşte ne yapacağımızın adımlarına geçelim. Önce bilgisayarı güvenlik ipte başlatalım arkadaşlar. Bilgisayar hiç açılmadığı için güvenlik ipte başlatmanın yolu kurulum isosu iledir. Bu sebeple bilgisayara Kurulum misosunu takmamız lazım. Flash bellek ya da CD'yi takabilirsiniz. Artık kurulum misosunun için ne kullanıyorsanız onu takın. Ve yeniden başlatırken... Boot menüden başlaması için kullandığınız tuşlara basın. Örneğin Fn F12. Ben Fn F12 kullanıyorum. Bazı bilgisayarlarda sadece F12 olur, F5 olur, F2 olur. Sizde hangisi ise o tuşa basın. Ardından USB bellek ile format atıyorsanız USB belleği seçin ve kurulum ekranına geçin. Kurulum ekranı geldikten sonra klavyenizdeki Shift ve F10 tuşlarına basarak komut sistemini açın. CMD'yi açtıktan sonra arkadaşlar telefondan ya da başka bilgisayardan web sayfamıza gidip buradaki kodu yazmanız gerekiyor. Bunu yazıp enterladıktan sonra işlem başarıyla tamamlandı ekranıyla karşılaşacaksınız. Artık buradan çıkıp bilgisayarı yeniden başlatabilirsiniz. Eğer bilgisayarınız otomatik olarak USB'den başlıyor ise flash belleği çekin ki kurulum gelmesin. Ama USB'den başlamıyorsa tabii ki USB takılıp kalabilir. Sistem güvenli modda açılacak yeniden açıldığında ve aygıt yöneticisine gidin. Başlat menüsüne sağ tıklayıp aygıt yöneticisine gidebilirsiniz ve görüntü sürücüsünü bulun, devre dışı bırakın. Bu işlemi yaptıktan sonra güvenli moddan çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Güvenli moddan çıkmak için daha sistemi kapatmadan devre dışı bırakmak için yine şu kodu vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ardından Enter tuşuna basıyorsunuz ve işlem başarıyla tamamlandı ekranıyla karşılaşacaksınız. Eğer işler yolunda giderse yani mavi ekran hatası görüntü sürücüsü ile ilgili ise artık sisteminiz normal açılacaktır. Yeniden kurulumu vereceğim talimatları takip ederek yapmalısınız arkadaşlar. Değilse aksi halde aynı hata ile karşılayacaksınız. Şimdi arkadaşlar kurulum için Windows ISO'sunu bilgisayara takın. Kurulum işlemlerine normal devam edin. Kurulum işlemleri sırasında sizi bir ağ bağlayalım ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu kısımda mutlaka ya kablolu ya da kablosuz olarak internete bağlanmanız gerekir. Bağlanın. Ama bu işlemin ardından internet bağlantısını kesin. Windows açıldığında masaüstünüz geldiğinde asla internete bağlı olmayın. Çünkü Windows Update ile görüntü sürücüleri yanlış geliyor arkadaşlar. İnternet bağlantısını göremeyince yanlış sürücü yüklenmeyecek. Windows kurulumu tamamlanınca masaüstünüz geldiğinde ilk önce Aygıt yöneticisine gidin. Eksik driverları yedek aldıysanız oradan manuel olarak Bilgisayarınızdan seçerek yükleyin. Ya da videonun altındaki linke tıklayın. İlgili sayfamız açılacak. Makalenin altında sürücüleri indir butonu olacak arkadaşlar. Bakın burada. Buradan benim driver yedeğimi indirebilirsiniz. Ve dilerseniz eksik driverlarınızı benim driver yediğimi de yükleyebilirsiniz. Görüntü sürücüsüne gelince elinizde yedek yok ya da hatalı ise görüntü sürücüsü AMD Radeon M-series R5-M200-HD8500 olanlar makalede anlattığım buradan dediğim linke tıklayaraktan AMD'nin sitesinde Windows 10 64-bit Edition ya da 32-bit kullanıyorsanız 32-bit Edition'ı seçerekten şuradaki ben Windows 10 64-bit Edition kullandığım için Buradaki download butonuna tıklayaraktan ilgili driver'ı indirdim arkadaşlar. Ve buradaki indirdiğim exe'ye çift tıklayıp kurulumu tamamladım. Siz de dilerseniz buradan indirebilirsiniz ya da benim Intel ve AMD sürücülerini buradan yükle dediğim drivers yedek klasörünü indirdiğinizde bakın Intel ve AMD sürücülerini buradan yükle diye bir klasör oluşturmuşum. Bunun içerisindeki Radeon Software Adrenalin 2020'ye Intel için ise Win64 olan exe'ye çift tıklamanız yeterli arkadaşlar. Diğer driver yedekleri için yükleyebilirsiniz. Hemen göstermek istiyorum. Başlat menüsü Aygıt Yöneticisini seçersiniz. Ardından eksik driverlarınız şu şekilde gözükecektir. Ünlemler vardır. Bir sağ tıklayıp ünlem olan sürücüye sağ tıklayıp sürücüyü güncelleştir dersiniz ve bilgisayarımdaki sürücülere göz at dersiniz. Buradan göz at butonuna tıklayıp driver seçeneğini seçtikten sonra tamam butonuna tıklarsınız ve sonraki butonuna tıklarsınız. Sürücüler otomatik olarak taranır, sürücüler yüklenir ve bu şekilde güncelleştirildi ekranıyla karşılaşırsınız arkadaşlar güncel olmayan sürücüleri de tek tek bu şekilde güncelleyebilirsiniz. Tekrar sürücüyü güncelleştir dersiniz. Bilgisayarımdaki sürücülere göz at. Driver istediğiniz seçtikten sonraki adımları tekrarlayabilirsiniz. Intel sürücüsünü neden verdim? Intel sürücüsünü de manuel olarak yüklemeniz gerekiyor. Çünkü Intel sürücüsünü de manuel olarak yüklemezseniz Windows Update'de ekran parlaklık ayarı yok ya da gece ışığı çalışmıyor sorunları ile karşılaşırsınız. Ekran parlaklık ayarını yani şuradaki ayar arkadaşlar bu ayarda ekran ışığını kısıp ya da açma özelliğini kazandırmak için Intel'in ekran kartı sürücüsünü de yüklemeniz gerekiyor. Ekran sürücüsü Intel HD Graphics 4000 olanlar isterseniz Intel'in sitesinden isterseniz burada verdiğim Intel ve AMD sürücülerini buradan yükle isimli klasörden Win64 çalıştırarak Intel'i de yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu işlemleri tamamladıktan sonra artık Bilgisayarınızı internete bağlayıp başlat menüsü ayarlar Windows Update'e tıklayıp güncelleştirmeleri denetle diyebilirsiniz. Eksik güncelleştirmeleri bulacaktır ve sizin için geriye kalan eksik güncelleştirmeleri yükleyecektir. Umarım yeniden siyah ekran ya da mavi ekran hatasıyla karşılaşmazsınız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamızı www.cofix.com'a ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.